Neden sezdiğim ve korktuğum her kötü şey başıma geliyor? Ne? Seyhan'ın kafası karmakarışık. Üstelik anlamadığım bir nedenle benden nefret ediyor. Her şeyi bırakıp kaçmasından korkuyorum. Aa, gene paranoyaların azdı senin. Gel buraya ilaç vereyim sana. Bana bak, kendine dikkat et. Geceleri seni aradığımda evde bulacağım, tamam mı? Gider gitmez de alışveriş yap. Bak gene bir deri bir kemik gelme buraya. Doğru dürüst yemek ye. Tamam anne. Günaydın. Hazır mısın okul çocuğu? Ya boşuna gidiyoruz. Daha bir hafta ders mers olmaz. Ancak havaya girersin. Tamamsan memo bekliyor, hadi. Dur telaşe müdürü, daha 3 saat var uçağın kalkmasına. Otur kahvaltı et. Sen nasıl bu kadar erken uyanabildin Sümbül Sultan? Senin ağzına biber süreceğim bak böyle giderse. Gidiyor muyuz Dicle? Gidelim Bekir abi. Ne olacaksa bir an önce olsun. Haydar'ı merak etme. Ağam sabah ilk iş arkasını arayacak. Sen iyileşmeye bak. Ablam mutfakta kahvaltı hazırlıyor. Hadi girin. Sen bir şey yeme ama. Nasılsın Dicle? İyiyim. Ben bir evdekilerle helalleşeyim. Gel kuzum. Dicle, nasıl oldun? Ağrın var mı? Hastaneye gidiyorum gelin ağam. Senden helalleşmek istedim. Böyle şeyler söyleme çocuğun yanında. Bak üzülüyor. Sapasağlam olup geleceksin. Sana bunu emanet ediyorum. Artık sen de bir anasın. Halden anlarsın. O da buranın bir evladı. Onu herkesten evvel sen koruyacaksın. Bana bir şey olursa... Şişt. Seni ana bilsin. Babasından çok... sana emanettir. Ağlama kuzum. Gel. Ağlama.
Bekir abi, gidelim. Gitme anne, gitme. Anne gitme. Allah'ım. Gitme anne. Çocuğu al dışarıdan bir yere götür, hadi. Çocukla ilgilenin. Ne oluyor Bahar? Nereye gidiyorsun? Bahar, dur yavrum. Bahar, dur yavrum. Benimle kimse konuşmasın. Bahar. Arabanın anahtarlarını verin. Anahtarları verin dedim. Çocuğu söyledi. Ne? Günaydın. Ne yapıyorsunuz böyle hepiniz kapıda? Özür dilerim, yine yanlış bir şey mi söyledim? Bahar. Bahar diyorum. Hemen dur ve bana ne olduğunu anlat. Abla, Rıza Dicle ile Seymen'in oğluymuş. Ne oluyor? Ağlıyor galiba. Uçak kaçtı. Uçak değil sırf, neler kaçtı. Hadi. Halacığım. Her şey yolunda, merak etme. Şunu ye, seni korsan bir siteye sokacağım. Bütün gün çizgi roman yayınlıyorlar. Hafifçe de hareketli. Çizgi film gibi bir şey. Götür o zaman, ben gideceğim şimdi. Dur ye, dur, sonra nereye bulursun. Ya bu evde neler oluyor, lütfen birisi anlatsın. Abim nerede bu arada? Bilemiyorum. Sen söylesene ne olduğunu. Rıza'nın babasının Seymen abim olduğunu öğrenen Bahar yengem çekti gitti. Kısaca böyle. Seymen abi daha önce Dicle'yle mi evliydi? Evlilik dışı. Kaza kurşunu.
Anlıyorum. Eski sevgilisini gözümün içine baka baka evde oturtuyor. Belki de ben kumasıyımdır Dicle'nin. Of, saçmalama. Belli ki zamanında olmuş bitmiş bir şey. Kız ne kadar zilli, görmüyor musun? Sesi çıkmasın diye evlendirip oturtmuşlar işte, belli. Ben de bu karıya neden kimsenin dişi geçmiyor diyordum. Meğer büyük yerden torpilliymiş, baksana. Ne kadar acımasız bir yalan bu ya. İnsan böyle bir şeyi karısından nasıl saklar? Hayatım, bence bunları Seymen'e sormalısın. Bak, çocuğu da bıraktık çıktık. Gel dönelim. Oturun, doğru dürüst konuşun. Eminim bir açıklaması vardır. Benim için Seymen dürüstlüğün simgesiydi abi. Su gibi berrak bir aşk yaşadığımızı sanıyordum. Bu ne şimdi ya? Örgütlü bir şekilde yalan hem de. Ailem dediğim insanlar. İnanamıyorum ya. Ağlama anne. İlk şoku atlatınca gelir. Gelmez. Gelir, çocuğu da alır gider. Görürsün. Ay, Seyhan da kalkmadı. Abisiyle ilgilenseydi ya biraz. Seymen çıktı anne. Herhalde Bahar'ı arıyordur. Alo. Merhaba Yaman. İyiyim, sağ ol. Yok, daha haber yok. Herhalde şu sıralar ameliyattadır. Sağ ol ilgilendiğin için. Yok, bir şeyim yok. İyiyim, iyiyim. Ben seni sonra ararım. Karışık işte biraz durumlar. Sonra konuşuruz. Nereye geldik? Of, burada ne işimiz var? Abla... Abla, git hayatı toparla. Bana birkaç parça eşya al. Kendi çantanı da al, buraya gel. Arabayı da bırak, taksiyle gel. Bahar. Abla, dediğimi yap. Bak, gücüm yok artık konuşmaya. Git çocuğumu getir. Bakar mısınız? Hoş geldiniz. Merhaba, bir bardak kırmızı şarap alabilir miyim? Tabii, bir marka tercihiniz var mı? Karadağ şaraplarından olmasın da ne olursa olsun. Alabilir miyim? Abi, abi top. Abi.
Alo. Alo abi. Bahar Dicle'yi öğrendi Seyhan. Çekti gitti. Sen neredesin ya? Sabahtan beri kıyamet kopuyor. Yolda mısın? Nereye gidiyorsun? İstanbul'da ne yapacaksın? Lale'yi ne yapalım ha? Aldığımız yere iade mi edelim? Ne sorumsuz herifsin sen ya? Her abuk subuk problemde kaçacak mısın böyle? Büyü artık. Bak oğlum, bana güvenme. Benim başım büyük dertte. Yanımda olup destek olacağın yerde kaçıyorsun. Aferin sana. Çok güzel. Alo. Alo anne. Neler oluyor? Ya beni boş ver. Eve geliyorum. Sen ne olduğunu anlat. Sabahtan beri içiyor. Hem de durmaksızın. Şurada oturuyor. Tamam, bir dakika sen kal. Güzelmiş. Bir tane daha alabilir miyim? Ben de size eşlik edeyim. Bu böyle kuru kuru olmaz. Biraz peynir de getir Ataman. Piraye Hanım değil mi? Evet. Sen de Karadağların gelini Bahar'sın değil mi? Şimdilik. Ama yakında boşanıyorum. Evlilik zor iş. Yok değil aslında da ben beceremiyorum. Ne var aslında değil mi? Adam yanaşmanın biriyle yatmış. Zamanında bir çocuk yapmış. Ne olacak abartma. Sana da söylememiş. Kadını burnunun dibinde çocukla birlikte barındırmış. Ne var bunda değil mi? Ah sıradan bir olay. Yok. Ben hayatımı alt üst ediyorum. Çocuğu falan getiriyor ablam şimdi. Binip uçağa gidiyorum. Heh, ah, al. Buraya kadar. En iyisini yapıyorsun. Tabii. Ben şu peynirlere bakayım. Her peynir gitmez şarapla. Abuk subuk bir şey getirmesinler. Ay. Biraz evden uzaklaşsın, kafasını toplar Sümbül abla. Şimdi laf dinleyecek gibi değil. E yani çok haksız da sayılmaz. Bu kadar önemli bir şey bir evlilikte gizli tutulur mu ya? Alt üst oldu kızcağız. Sizlere de çok kırgın. Hep beraber bana yalan söylediler diyor. E gördün işte öğrenince ne oldu. Normal değil ki hiçbiri. Bari çocuğu götürmeyin. Ne işi var çocuğun otel köşelerinde? Hangi oteldesiniz? Firaye'nin bahçesi diye bir yer şu yukarılarda. Bulamamış mı başka gidecek yer? Bizim otele gitseydi ya. Sizin olmayan bir yere gitmek istedi galiba. İnat işte. Artık ne yapacağını şaşırır. Senin başına gelseydi ne yapardın Dilara? Kendi ne yaparsa yapsın. Çocuğu düzeninden etmeyin. Bu tartışılacak bir konu değil. Tamam Sümbül anne. Sadık kapıyı kilitliyorsun. Çabuk kapıyı kilitle.
Taksi çağırdınız mı? Geliyor abla. Sağ olun kızlar. Hadi beni bindirin taksiye. Ne oluyor abla? Hayatı da mı götürüyor? Diyeti öyle ama. Delirdi mi bunlar ya? Allah Allah. Ne oldu bu kapıya? Gündüz gündüz kilitlediler mi ki? Kilitli ayrı abla. Aa neden? Babası gelmeden çocuğu çıkartamazsın. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Açtırın şu kapıyı çabuk. Beni burada zorla mı tutacaksınız? Çocuğu bırak. Sen çıkabilirsin. Zeynep, git çocuğu getir. Yengemi ikna et geri getir ne olur Gül abla. Bebek burada olursa gelir lütfen. Zorbalık bu. Böyle şey görmedim. İnanamıyorum. Çocuğu evinden alıp götürmek zorbalık değil mi? Hem de babasının izni olmadan. Yengem bu konuda tek başına karar veremez. Kafasına estiği gibi davranamaz. Bahar bundan hiç hoşlanmayacak. Eminim. Bunlar böyledir. Vay canına. Söylüyorlardı da inanmıyordum. Ben en çok buraya yazın uyuz oluyorum. Böyle sarı, iğrenç, yapış yapış bir sıcak basıyor ya. Ay. Aa, gri kış günlerini ben hiçbir şeye değişmem. Hani bir tek köpekler gezer ya sokaklarda. Aa, bak en güzeli odur. Günlerce bir tek kişiyi bile göremezsin. O pis yaz günleri gibisi yoktu. Ay ay, avuç içi kadar havuzlara doluşur millet. Bir yüzerler, bir yüzerler. Ay hello girl. Hayrola hanımlar. Yükünüzü tutmuşsunuz gündüz gündüz. Aa Ali Bey. Kayınvaliden burada olduğunuzu biliyor mu? Sen boş ver kayınvalideni. Ne oluyorsun kızım, ne bu hal? Oh. Bir kahve yapın Piraye. Oh. Ali Hamzoğlu duruma el koydu. Sümbül Hanım'a yaranacak ya. Yeter, kendine gel. Yakışıyor mu bu hal sana? Ne oldu? Evden kaçtım. Şimdi kızım gelecek, buradan da kaçacağım. Zor biraz. Seymen nerede? Burada olduğunu biliyor mu? Seymen Bey oğlunun anasının başında elini tutmuş, ayılmasını bekliyordur herhalde. Sakın bırakma. Bırakmam hayatım. Annemden, abimden haber var mı? Yok. Telefon da kapalı. Biliyorum.
Annen odasında. Gül abla geldi bebeği almak için. Sümbül anne hemen bütün kapıları kilitletti. Anne. Ay Seyhan, ölüyorum. Neredesin çocuğum sen? Abin yok. Bahar Piraye'nin oteline gitmiş. Çocuğu da almak istediler. Vermedik. Biliyorum anne. Sakin ol. Her şeyi halledeceğiz. Tamam. Ay başım, ölüyorum. Böyle ağır ömrümde görmedim. Çok fenayım. Allah Allah. İlaç falan aldın mı? Ya avuçla hem de, ama bir türlü dinmiyor. Her şey düzelecek. Sakin ol. Biraz uyumaya çalış. Seni de merak ettim. Tamam. Beni hep beraber öldüreceksiniz. Tamam. Tamam, hadi sakin ol. Abla. Ay. Aa. Nerede kaldın? Hayat nerede? Git kendin getir çocuğunu. Beni de bu işlere bulaştırma bir daha. Vermediler değil mi? Kapılar kilitlendi. Babası gelmeden çocuğu çıkartmazlarmış. Babası yok muydu? Yoktu, kayıp. Çıkınca aradım ama cebi kapalı. Nereye gitti ki bu adam? Ben hastaneyi Bekir'i aradım. Onlarla da değil. Sabah beni arayacaktı. Fırat'a karakola gidilecekti. Beni de aramadı. Yine bir delilik yapmasın. Of, bıktım bu adamdan. Çocuk gibi insanı merak ettiriyor. Bu kadar üzülünce ne yapacağı belli olmuyor işte insanın. Kendini kaybediveriyor. Sizlere oda açalım. Belki dinlenmek istersiniz. Ben Piraye bu arada. Ben de Gül, memnun oldum. Telefonu neden kapalı ki? Ya ben aramak istesem? Hiç merak etmiyor mu? Davası kahvesi değil mi burası? Kafa bir kıza takılınca buraya gelinir. Bira yok muydu? Eskiden bira içerdik. Bu kadar içersen olacağı bu. Ara şunu abla. Öğren bakalım hastaneye mi gitmiş. Tabii, nereye gidecek ki? Geyşasının başındadır. Elini tutmuş teselli ediyordur. Sen oğlumun anasısın. Senin yerin apayrı. Şudur budur şeklinde. Ay! Yeter artık Bahar. Hemen yemek yiyip uyuyacaksın. Hayır, ben hastaneye gidip Dicle ile onu el ele basacağım. Yeter artık. Kendini küçültüyorsun. Kes dedim. Yürü. Gidelim abla. Ali Bey bizi götürsün. Çıkarttı mı? İyi. Zehir atmıştır. Gel canım. Otur, azıcık çorba iç kızım. Sonra da bir ilaç verelim Piraye. Bu böyle olmayacak. Ali Bey, beni hastaneye götürün. Gözümle görmek istiyorum. İyi, gideriz. Sen şu çorbanı iç hele. Ay çok kötüyüm. Başım dönüyor. Tamam tamam. Bırak uyusun en iyisi. Bu epey uyur. Odaya taşıyalım. Böyle ortalık yerde uyumasın. Bahar. Bahar, hadi gel. Yatağa yatıralım seni.
Bahar hiç oralı değil. Bir şişe içti. Durun bakayım, ben onu götürürüm. Siz odayı açın. Hadi. Gel 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 gel. Gel. Ben bir evdekileri dolaşayım. Sakın bir yere kaybolmayın Gül Hanım. Benim bildiğim Seymen kafayı toplayınca ilk iş gelip sırtlar götürür karısını. Sonra olan aradakileri olur. Gidip konağa bir rapor verin bakalım. Selam söyleyin. Meraklanmasınlar, ben gelinlerine gayet iyi bakıyorum. Bizim kasabada her şey çok karışık Gül Hanım. Gördüğünüz gibi ilişkiler ayıklanacak gibi değil. Bizim kasabada da öyle Piraye Hanım. Bizim kasabada da öyle. Her şeyin basitçe yaşandığı çağlar masallarda kaldı. Ya sabahtan beri durmadan ağlıyor. Hah, geldiler işte. Merhaba. Merhaba. Gel lan buraya beceriksiz. Nereye gidiyorsunuz? Lokantaya gideceğiz, kebap yiyeceğiz. İyi. Al. Hesabı sen ödersin. Bu kadar çok mu? Ne sandın? Hayat pahalı. Yemek yok da çocuklar kebap istedi. İyi. Gel. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Ne oluyorsunuz ya? Ortalık birbirine girmiş. Gel elimi tut. Sorma. Bahar otelde sızdı kaldı. Laf aramızda Sevin'i çok merak ediyor. Telefonu niye açılmıyor? Kaçtır arıyorum. Kırmış. Bu deli aşıklar için kırılmayan telefonu bulan köşeye dönecek vallahi. Aşıkların sinirine dayanacak telefon yapmak mümkün mü Ali Bey? Hı? Değil vallahi. Ay çok şükür. Neredesin oğlum? Yeni sustu kız. Nasıl ateş? Nasıl ateş anlatamam. Doktor geldi, fitil koydu. Ay az kalsın havale geçiriyormuş çocuk. Bana kalırsa hissetti olanları. Kimseyi düşündüğünüz yok. Bari çocuğunuzu düşünün. Tamam anne. Tamam anne, tamam anne. Sen başıma neler geldi biliyor musun? Çocuğu götürmeye kalktılar. Kapıları kilitlettim. Seyhan da çekmiş gitmiş. Herkes zaten hastanede. Bu kadar da yüklenilmez ki bir insana. Bak başım çatlıyor ağrıdan. Öldüreceksiniz siz beni. Ali Bey, sen nereden çıktın? Ay halimize bak. Tam köylü karısı olmuşsun maşallah. Her bakımdan. Çocuk nasıl? İyi iyi. Ateşi düşmüş. Geç Sümbül anne. Seymen. Annesi Piraye'nin otelinde. Yalnız durumu birazcık harap. Şarabı fazla kaçırmış. Yatırdık uyuttuk. Yeri göğü yıkıyordu. Yeni sustu. Biz aşağı inelim. Buyurun. Kızlar siz de yiyecek bir şeyler çıkartın. Nedir senin çektiğin bu kızdan? Ne diyeceğim onun karşısına çıkıp abla? İnsan böyle bir durumda ne diyebilir ki? Senden bunu sakladığım için özür dilerim diyebilirsin mesela. Bu kadar basit. Bazen bu kadar basittir Seymen'cim. Kadınlar hep en basit şeyleri duymaya özlerler. Seni özledim, benim için önemlisin. Sadece seni seviyorum falan gibi. Bahar'ı kurtarmaz. İyi. Sen burada oturup karışık bir şeyler düşün o zaman. Ben gidip bir şeyler yiyeceğim. Hmm.
Hala uyuyor. Bugün kalkmaz o. Beyin içkinin de yardımıyla insanı böyle devirir üzgün olunca. Gel bir şeyler yiyelim. Oo, ne güzel şeyler bunlar. Söylemesi ayıp, lokantamız ünlüdür. Yaz kış buradasın demek. Evet. Takıldım kaldım buraya. Sıkılıyorum bazen ama bir yere gidince de sıkılıyorum. Burayı özlüyorum. Cennet gibi bir yer burası, insanı özler. Kendimi bu otele verdim işte, yapacak başka şeyim yok. Hiç evlenmedin mi? O tren çoktan kaçtı. Böyle kararların altından hep sıkı bir kalp kırıklığı çıkar. Artık hatırlamıyorum bile. Ben zamanında bir şeylere çok bozulmuştum ama. Neye? Unuttum. Seyma? Efendim hayatım. Seyman sen misin? Neredeyim ben? Bir oteldesin. Adı Pirayi'nin bahçesi. Sen ne arıyorsun burada? Ben bu odaya nasıl geldim? Bilemeyeceğim. Adamın teki kucaklayıp getirdi herhalde. Aa, Ali Bey getirdi, hatırlıyorum. Ben içiyordum. İğrenç derecede fazla şarap içtim. Belli oluyor. Rüyamda Rıza'yı gördüm. Bana soru dolu bir yüzle bakıyordu. Çok küçüktü ama. Şu andaki halinden çok daha küçüktü. Beni bırak, bunu ona nasıl yaptın? Nasıl başkasına baba demesine izin verdin? Ben öğrendiğimde zaten Dicle Haydar'la evlenmişti. Rıza ona baba diyordu. Durumu hemen düzeltebilirdin. Düzeltemedim. O zaman için böylesi daha doğru geldi. Aferin. Kendimi hiç saymıyorum. Aptal yerine konmamı. Bütün dünyanın bildiği bir şeyi bilmeden ha ha hi hi dolanmamı. O ablanla annene de bravo. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. Soğukkanlı katiller gibiler valla. Hele Dicle, deliler gibi eğledi beni yıllardır. Onunki de ne aşkmış ya. Ne yaptın kadına? Gıkını çıkartmadan seyretti bunca yıl bizi. Nasıl oldu? Anlat. Bilmek istiyorum. Sarhoştum. Bir gece yatağına mı girdi? Hayır. Öyle çocukça, öylesine oldu. Evde yalnızdık. Herkes düğüne gitmişti. Onu götürmemişler. Ağlıyordu. Sonra? Ya sonra da oldu işte. Sana aşıktı zaten. Herhalde. Hala da aşık. Delirmiştir kız tabii, koskoca ağaoğlu koynuna girince. Sen de bayılmışsındır. Fıstık gibi kız. Sabaha kadar sevişmişsinizdir artık. Yeter Bahar. Bir de Dilara seni sevdiğimi söylememi istiyor. Sadece seni düşündüğümü, başkasının önemli olmadığını falan söylersem her şeyin hallolacağını falan söyledi. Şu halini görse dili uçuklar herhalde. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl dokunursun başka bir kadına? Nefret ediyorum senden, nefret! Gebertirim, doğrudur. Hayır. Doğrudur, gebertirim.
10 yıl önceki şeyi kıskanmak da hastalık artık. Nefret ediyorum senden. Defol buradan. Ya defol, elini sürme bana. Ne yapacaksın? Yine bir zor kullanacaksın. Tabii alıştın nasıl olsa. Abla, abim odasına çıktı. Beni istemiyor. Küfredip duruyor. Sen yanına çıksana. Sana terslenemez. Hı? Yalnız bırakmamak lazım. Hı hı. Ne oldu? Aman ya. Her şey daha beter oldu. Otelde sağlam bir şey kalmadı. Ne? Hoş geldin. Hayatın ateşi sırf düştü ağam. Yemeğin değdi. Çok iyi Asya. Al şimdi çocukları, aşağı indir. Senin yanında yatsınlar bu akşam. Rıza. Hadi kalk hadi. Kalk hadi. Kalk ablacığım. Ne bu? Yemek parasının üstü. Manyak mısın sen lan? Yürü işine. Hadi yürü. Yürü. Seyhan çok keyifsiz olduğunu söyledi ama... Çok keyifsizim ama bir yandan da çok keyifliyim. Sen deliriyorsun artık bence. Beni acayip kıskanıyor. Kıpırdamasın. Hayır ya, sen burada kal. Memo dur, çıkmayın kapıya. Bekir abi. Bekir abi dur, çıkma. Dur oğlum dur dur. Ben dur çıkarım. Bakalım, ben giderim Bekir abi dur. Ağam iyi misin? Biri benim cama taş attı. Anlarız şimdi. Hayır ya, sen içeri gir. Ay ne oluyor? Bir cam mı kırıldı? Ne oğlum oldu? Bilmiyorum ki. Konağa saldırı mı yapıldı? Seyhan gitme ne olur, korkuyorum. Yukarı cama tamam, bir şey attılar. Tamam. Anne, odanıza girin siz. Anne dedim. Hadi. Hadi içeri. Hay Allah. Hadi içeri, içeri. Hadi yürüyün bakalım. Yani, hay Allah. Allah.
Burada kimse yok. Siz o tarafa geçin. Ağam çıkmasaydın. Burada biri var. Aa, gelin abla. Sen mi taş attın abla? Evet ben attım. Girin içeri hadi. Ödümüzü kopardın gelin hanım ya. Kapıyı çalsaydın ya açardık. Duyuramadın mı kapıyı gelin abla? Uyuyor muydunuz lan yoksa? Yok abi öbür taraftaydık. Yok ben öylesine attım. Çocukların kabahati yok. Ya çocuğa gelseydi? Ayarladık herhalde. Oturma odasına attık. Ya kucağımda oturma odasında olsaydı? Olamazdın. Orası soğuk çıkartmazsın. Hadi odanızda konuşun. Burası buz gibi. Eve mi geldin yoksa taş atıp gidecek miydin? Taş atıp gidecektim ama buraya kadar gelmişken hadi gireyim bari. Ne oldu şimdi? Anlayan beri gelsin. Ah Mahmud ağam, iyi ki göçtün gittin. Gelinler camları taşlıyor, kocaları Allah yarattı demeyip bir temiz sopa bile atmıyor. Bir şey yok. Hadi yatalım, hadi. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi Lale. Bahar Hanım kocasının camına taş atmış. İyi, neyse. Zehir akmaya başladı hiç olmazsa. Ay ne terbiyesiz şey ayol. Zeymen ne yaptı? Bir tane çaktı dememi beklemiyorsun herhalde. Hadi anne iyi geceler. Ay hiç böyle şey duymadım. Seninle kalıp gelinini çekiştiremeyeceğim anne. Çok uykum var. İyi yatın hepiniz. Uyuyabilirsen uyu artık. İyi donarız artık sabaha kadar. Allah'tan hayatı aşağı göndermiştim. Yatak odasına geçelim istersen. Üşüme. Sen de incisin. İyi olur. Hadi oturun siz de. Rıza nerede? Rıza sofraya. Seni anana götüreyim mi lan bugün? Götür. Okul ne olacak okul? Günaydın. Ya akşam bir vukuat mı oldu? Gökhan abi bir şeyler söylüyor. Hem de ne vukuat? Maşallah konak yıkılsa duymuyorsun Salih. Yok be. Ne oldu ya? Adı lazım değil bir eve döndü. Camı taşla döneceğiniz. Kim eve döndü? Biri dedik ya. Ha. Ya kim ya? Bahar abla ya. Şunun kadar olamadım be Salih. Hay Allah'ım ya. Günaydın. Buyur gelin abla bir şey mi istedin? Neredesin sen prensesim? Özledim seni ben. Terk mi ettin babayı sen dün gece ha? Uslu durdu mu Asya? Hiç sesi çıkmadı ağam. Bir kere mama yedi hemen uyudu. Aferin ona. Senin gecen nasıl geçti Seymen? İyi abla iyi. Bahar ablayla barıştınız mı Seymen abi? Cam falan kırmıştın akşam galiba. Zil bozukmuş. Kapıyı duyuramamış da. Aa, hayır Seyhan camı taşlıyor falan dedi de. Ay. Günaydın, biz geldik. Geç Rıza'cığım, Seymen Ağa'nın yanına otur bakalım. Bana da çay var mı? Benim yanıma gel. Ben Zeynep'in yanına oturacağım. Otur Rıza gel, nereye istersen otur.
Aman benimki de buradaymış. Minnoşum, özledim ben seni. Seymen, kahvaltıdan sonra çocukları okula bırakalım. Sonra da gidip ablamı alalım. Tamam güzelim.